Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınızda 10. sınıf yazılı çalışması ile bulunmaktayız diyoruz ve toplamda 3 tane yazılı örneği vereceğim sizlere. İlk örneğimizde yani bu videomuzda temel ve orta seviye klasik tarzda sorular oluşacak. Bir sonraki videomuzda yani bunun ikinci videosunda orta ve ileri seviye sınav ayarında sınav ayarında Klasik tarzda yani şıksız yazılı sorularına oluşacak ve üçüncü videomuzda beceri temelli yeni nesil şıklı yani test şeklindeki sorulardan oluşacaktır. Biliyorsunuz ki her okuldan okula değişken olduğu gibi her sınıftan sınıfa da değişken olabilecek sınavlar yapıldığı için bu üç tarzda size vermeye çalıştım. Benim size önerim bu üç videoyu da izlemeniz, her seviyeye hakim olmanız, tabi hocanızın nasıl soracağını bilemiyorum ama Genelde sınıf seviyesine göre sorar. Ha çok hocam bizim hocamız çok zor sormaz. Temel seviye orta seviye yeter diyorsanız sadece bunu izleyin. Hocam orta zor sorar diyorsanız da hem bunu hem diğerini ve üçüncüsünü izleyin. Yani şıklı test soracak diyorsanız da üçüncü videoyu kesin izleyin diyorum. Şu şekilde pdf sayfasına geçeyim. Bu gördüğünüz arkadaşlar bizim pdf'miz. Bu pdf aşağıda açıklamalarda mevcuttur. Bu pdf'in çözümlü hali de aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Sol üstü taraftadığınızda bu videonun çözümüne sağ üstü taraflarında ise bu videonun da içinde olduğu 10. sınıf tüm yazıların olduğu oynatma listesine ulaşırsınız diyorum. Ve temel orta seviye sorularla konuyu yavaştan kavrayabileceğimiz sorularla resmen başlamış bulunalım arkadaşlar. Diyor ki ilk sorumuzda 9 çeşit yemek 4 çeşit içecek arasından bir yemek bakın bir yemek ve. Bu önemli. Ve olunca ne oluyordu? Ve olunca çarpma. Veya deseydi toplama. Ve birişecek kaç farklı şekilde sipariş verilebilir. Normalde sorumuzun cevabı 9 yemekten birini seçiyorum. Çarpı 4 çeşit içeceklerden birini seçiyorum. 9 çarpı 4'ten 36. Mantığına yatmıyorsam. Diyelim ki 9 yemekten birinci yemeği aldın. Birinci yemeğe eşit olarak bunun karşısından 4 tane içecek seçebilirsin. Demek ki burada toplam 4 durum var. İkinci yemeği aldığında yine 1, 2, 3, 4 içecek seçebilirsin. Toplam 4 durum var. E bu şekilde ben 9. yemeği aldığımda yine 4 içecekten birini seçebiliyorum. Yani toplamda 9 çarpı 4'ten 36 farklı sipariş verebiliyorum diyorum. Ve ilk sorumuzda bu şekilde klasik tarzda 36 olarak bulmuş oluyoruz. Bu videomuzda permütasyon kombinasyon binom olasılık tamamen tamamı permütasyon kombinasyon binom olasılıktan oluşan 12 soru olacaktır. Başta söylemeyi unuttum. Onu da hatırlatmış olayım. İkinci sorumuz 2, 4, 5, 7, 8, 9. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi burada iki tane kritik nokta var. Permütasyon mu kullanacağım? Kombinasyon mu kullanacağım? Bakın arkadaşlar ben burada 3 basamaklı sayı oluşturmak istiyorsam burada yer değiştirmesi sayıyı değiştirir. Eğer yer değiştirmesi sayıyı değiştiriyorsa kullanacağınız şey sizin permütasyondur. Eğer yer değiştirmesi sayıyı değiştirmiyorsa ki bu mesela alt küme. Çünkü alt kümede ha 1 2 yazmışsınız. Ha 2 1 yazmışsınız. Bu şekilde düşünecekseniz de burada kombinasyon kullanacaksınız. Yani yer değiştirmesi önemli değilse seçeceksiniz kombinasyon. Yer değiştirmesi önemli ise permütasyon yapacaksınız. Yani sıralayacaksınız. Demek ki bu soruyu iki şekilde çözebilirim. Birinci çözüm yöntemi 1 2 3 4 5 toplam 6 tane rakamım var. 6 rakamdan birini buraya yazdım. Çarpı. Rakamları farklı olacak diyor. Diyelim ki 2'yi kullandım. Tekrar 2'yi kullanamam. 5 rakamdan birini buraya yazdım. Çarpı. Diyelim ki 4'ü kullandım. Yine 4 rakam kaldı. 4 rakamdan birini buraya yazdım. 6 kere 5 30. 30 çarpı 4 tane toplamda. 120 farklı şekilde bu sayıyı seçebiliyorum. İkinci sorumuzun cevabı 120'dir. Bu birini çözme yöntemi. Acaba hocanız hangisini kabul eder fark etmez. Siz ikisini de yapın. Ben bunu permutasyonla da çözebilirim. Permutasyon da şöyle çözülüyor. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemandan kaç tane seçiyorum? 3 tane seçmiş oluyorum. Permutasyon 6'nın üçlüsü de 6'dan geriye doğru 3 defa haş O da 6 çarpı 5 çarpı 4 gelir. E buradan da yine 120 cevabını bulurum. Ve ikinci sorumuzun cevabı da bu şekilde 120 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda 10 farklı coin'den. 3 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Yer değiştirmesi bir önemi arz ediyor mu? Hayır. Zaten seçilebilir demiş. Demek ki kombinasyon yapacağım. Neyin kombinasyonu? 10'un 3'lü kombinasyonu. Kombinasyon yapmanın hızlı yolu şudur arkadaşlar. İki yolu da yapayım. Hızlı yolu şudur. 10'dan 3 defa geriye doğru aç. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. Alttaki 3'ünü de faktör eline alıyor. 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradan benim cevabım. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 1. 3 çarpı 4 12 çarpı 10'dan da 120 cevabını bulurum. Bu pratik yolu. Uzun yoldan yapayım. 10'un üçlü kombinasyonu şöyle yapılır arkadaşlar. 10 faktöriyel bölün. Bakın 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani üstteki sayının faktöriyeli bölü. Üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Faktöriyel çarpı alttakinin faktöriyeli. E 10 faktöriyeli ben. Yazayım ya da fark etmez. 10 faktöriyel bölü. 10 eksi 3'ten 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir. Onu ben 7'ye kadar geri dur açıyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel durdum. Böyle aşağıda 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedim. 7 faktöriyeller sadeleşti. Yine bana buradan cevabı 120 olarak buldurdu. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde 120'dir diyoruz. 4. sorumuzda 7 tanesi paralel olan 7 tanesi paralel olan birbirinden farklı 9 doğrunun en çok kaç kesişme noktası vardır diyor. Normalde iki doğruyu aldığımızda bu doğrular paralel değilse iki doğrunun tek kesişme noktası vardır. 7 tanesi paralel olan bakın 1 2 3 4 5 6 7 tanesi paralel olan birbirinden farklı 9 doğrunun 9 doğru. Yani geriye 2 doğru kaldı en çok kaç kesişme noktası vardır diyor. O zaman ben bu iki doğruyu öyle bir yerleştireceğim ki hem bu yedi doğruyu kessin hem de benim diğer doğrumu kessin. Bakın ben doğrumun birini şu şekilde yerleştirdiğimde ne yaptı? Bu yedi doğrunun hepsini kesti. Peki diğerini de yerleştirdiğimde şu şekilde bu yedi doğrunun hepsini kesti. Toplamda kaç kesişme noktası vardır diyor bana. Gelin hesaplayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12. Başka. Şu doğruyu şurada alsam daha iyi olur değil mi? Mantıklı. Şu doğruyu buradan sileyim. Daha fazla yapabiliyorum çünkü. Bu doğruyu ben şuraya alsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya 13 dedim. Buraya 14 dedim. Var mı sıkıntı? Bir de burada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15, 15. tabii doğru. Toplamda maksimum 15 noktada kesişir diyorum. Bu tabii ekstrem bir soru. Yani kolay ama ekstrem bir soru. Yani burada ben çizerek öğrenmek zorunda kaldım. Mesela bu soruda şöyle olurdu. 7 tane paralel olmayan doğru deseydim bakın. Diyelim ki 7 tane paralel olmayan doğru kaç noktada kesişir deseydi şunu yapacaktık. Biliyorum ki ben iki doğru tek noktada kesişiyor. O zaman ben elimdeki bu 7 doğrudan herhangi iki tanesini aldığımda her biri 1 noktada kesişiyordu. Çarpı 1 dediğimde benim sorumun cevabı 7 çarpı 6 bölü 7 çarpı 6 bölü 2 oluyordu. 6 2'ye böldü 3. 7 çarpı 5'ten 21 olurdu. Bu en klasik soru tarzı. Yani 7 doğru var paralel olmayan. Kaç noktada kesişir? Bu şekilde. Ama bu 7 tanesi paralel olan çizdim. Birbirinden farklı 9 doğru. Diğer 2 doğruyu öyle bir yerleştireceğim ki maksimum sayıda kesişim elde etmeye çalışacağım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane nokta elde ettim. Dördüncü sorumuzun cevabı 15'tir. Beşinci sorumuzda D1 paralel D2 olmak üzere. Köşeleri şekildeki 9 noktadan herhangi 3'ü olan kaç üçgen çizebilir? Benim üçgen oluşturabilmem için paralel olmayan, doğru demeyeyim neyse, 3'ü doğrusal olmayan 3 noktaya ihtiyacım var. Ben üçgen oluşturacaksam, İhtimallerimi düşünüyorum. Yukarıdan bir nokta seçerim. Bakın bir nokta. Üçgen olması için aşağıdan iki nokta. Yani bir nokta yukarıdan iki nokta aşağıdan. Bu birinci ihtimal. Veya tam tersi iki nokta yukarıdan seçerim. Bir nokta herhangi bir yerden aşağıdan seçtiğimde otomatikman üçgen oluşur. O zaman hocam 1, 2, 3, 4, 5 yukarıdaki 5 noktadan herhangi birini seçiyorum. Yani kombinasyon uyguluyorum. Çarpı aşağıdaki 4 noktadan herhangi ikisini seçtiğim anda üçgen oluşuyor. Artı, artı çünkü veya yukarıdaki 1, 2, 3, 4, 5 bu 5 noktadan herhangi ikisini seçerim. Çarpı aşağıdaki 4 noktadan da herhangi birini seçtiğim anda yine üçgenim oluşur. Yani toplamda bu kadar adet üçgen oluşuyor. 5'in bölü kombinasyonu 5 bir defa geri geldim 5'tir. Çarpı 4'ün ikilisi 4'ten 2 iki defa geri geldim. 4 çarpı 3 bölü paydaki 2 faktörüyle böldüm artı 5'in ikilisi 2 iki defa geri geldim. 5 çarpı 4 aşağıdaki 2 faktör böldüm çarpı 4'ün birisi de 4'tür. Gidenleri götürelim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5 kere 2 10. 10 çarpı 3'ten burası 30 hocam. Artı 4'ü 2'ye böldüm 2. 5 kere 2 10. 10 çarpı 4 tane 40 burası. Toplamda 70 yapar. 5. Beşinci... <laughs> sorumun cevabı da bu şekilde 70 olarak bulunur. Altıncı sorumuz 3x kare eksi 2 üzeri 5. x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terimin katsayısı kaçtır diyor. Yani burada bizden binomu istiyor. Peki katsayılar şöyle bulunuyordu bakın. Birinci terim 5'in sıfırlısı yanında bla, bla bla geleceğim. İkinci terim 5'in birlisi bla, bla bla Üçüncü terim 5'in ikilisi. Dördüncü terim 5'in üçlüsü. Durdum. Zaten bizden dördüncü terimi istiyorsa 1 eksi, 4 eksi 1'den 5'in üçlüsünü almamız gerekiyor. Bu bir. Sonra ortası eksi olduğuna göre her zaman artı ile başlar. Bir eksi bir artı bir eksi yapar. Demek ki benim dördüncü terimim eksiyle başlayacak. Bizden bunu kat sayısını istiyor. Bak adım geliyorum. O zaman benim bulmam gereken şey dördüncü terimin olduğu kat sayıyı bulmak. Eksi 5'in üçlü kombinasyonu çarpı. Birinci terim bakın birinci ifade 3x karenin 5 eksi 3. kuvveti çarpı ikinci olarak 2'nin eksi başlatmıştım zaten. 2'nin alt taraftaki 3. kuvveti eşittir. Bulalım. Eksi. Yine ben biliyorum ki kombinasyonda 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit olmak zorunda. Yani siz 5'in üçlüsünü yapmak yerine 3 defa geri gelmek yerine 5'in ikilisi yapabilirsiniz. Aklına gelmiyor mu? Yine 5'in üçlüsü yap. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'ye böldüm. Çarpı 3x karenin 5 eksi 3. kuvveti yani kısaca 3 x karenin 5 eksi 3'ten 2. kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ten de 8 geldi. Sonra 4'ü 2'ye böldüm 2 eşittir. Eksi 10 çarpı bir de burada 8 var çarpı sonra 3'ün karesinden 9 çarpı x karenin karesinden de x üzeri 4 geldi eşittir. 9 kere 8 72 eksi 10 daha eksi 720 çarpı x üzeri 4 Bizden katsayı istiyordu. Katsayı buradan eksi 720 bulunur. Altıncı sorumuzun cevabı da eksi 720'dir diyoruz. Yedinci sorumuzda a eksi 2 b üzeri 6 ifadesinin açılımında ortadaki terimin katsayısı kaçtır diyor. Hocam üssü 6 ise 6 artı birden toplam 7 tane terim vardır. Mantıklı düşünüyorum. 7 terim varsa 3 tane solda 3 tane sağda benden dördüncü terim istiyor demektir bu. 3, 3, 6. Bir de ortada terim var. E dördüncü terim bir eksiğiyle bulunuyordu. Daha demin yaptık. Bakın bir eksiğiyle bulunuyordu. Yani ben ne yapacağım? Üstü 6 ise 6'nın üçlüsünü alacağım. Şimdi sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü. Ne dedik? Artı, eksi, artı, eksi. Zaten alt taraf tekse bakın alt taraf tekse her zaman ortada eksi olduğu için eksi gelir. Ha ortada artı olsaydı hep artı olacaktı. Demek ki bunun katsayısı eksi olacak. çarpı. Sonra birinci ifade A'dır. A üzeri 6 eksi çarpı ikinci ifade 2B'dir. 2B üzeri paydadaki sayı. eşittir eksi 6'nın düşüsü. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü alttaki 3'ün faktörieli. 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı a üzeri 6 eksi üstten 3 çarpı 2b'nin kübü. Bu ne anlama geliyor? Hem 2'nin kübü var hem de b'nin kübü var. Artık sonuca varabiliriz. 3 kere 2 6 6 ile gitti. Buradan geldi eksi 20 çarpı 2'nin kübünden 8 geldi çarpı bir de a küp çarpı b küp var. Soru bizden burayı istiyor. Bu da eksi 20 çarpı 8'den eksi 160 yapar. 7. sorumuzun cevabını eksi 160 olarak bulmuş oluruz. 8. sorumuzda özdeş 8 adet 1 lira. Bakın 4 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor bize. Tabi burada soru işareti var. Düzeltiriz. Bu soru şöyle yapılır arkadaşlar. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bakın toplamda 4 çocuğa dağıtacaksam ben. Elimde benim 8 adet 1 liram varsa 1 liraları yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet 1 lira mantıklı bir şekilde ayraç yöntemini size öğretmeye çalışacağım. Bir de bunu bulerek buraya koydum. Çünkü kolay soru. Ayraç yöntemi şöyle yapılır. Hemen bir tahta düşünüyorum. Ben bu tahtayı iki parçaya ayırmak istesem ne yaparım? Bir tane kesim yaparım. Bu tahta iki parça ayrılır. Yani ben iki parça için bir tane kesime, bir tane ayraca ihtiyaç duyuyorum. O zaman ben 4 çocuğu ayırmak istiyorsam, bakın 4 çocuğu ayırmak istiyorsam demek ki 3 ayraç kullanacağım. Şimdi bakın ayraçları buraya dahil ediyorum. 3 ayraç. İstediğiniz herhangi bir yere koyun. 1, 2, 3 ayraç. Şu anda burada 8 adet 1 lira, 3 ayraç toplamda 11 adet materyal var. Tamam. Şimdi arkadaşlar soru burada kopuyor. Bu materyallerden herhangi herhangi toplam 4 çocuk için 3 ayraç yapıyorduk ya herhangi 3 tanesini seçmenizi istiyorum. Herhangi. Diyelim ki bunu seçeyim. Bunu seçeyim ve bunu seçeyim. Siz bunları seçtiğinizde siz bunları seçtiğinizde bu ilk seçtiğinizin sol tarafında hiçbir şey yok. Sıfır. İlk seçtiğinizde ikinci seçtiğiniz arasında burada 3 sayısı var. İkinci ve üçüncü arasında burada 3 sayısı var. Üçüncünün sağ tarafında buradan 2 sayısı var. Toplayın bunları. 3, 6, 2 daha 8. Yani siz 8 lirayı birinci kişiye hiç para vermediniz. İkinciye 3, üç, üçüncüye 3, üç, dördüncüye 2 verdiniz. Tekrar söylüyorum. Önce 8 adet 1 lirayı tek tek yerleştirdik. Sonra 4 çocuk için 3 tane ayraç kullanacağım. O 3 ayrıcı siyah olarak yerleştirdim. Daha sonra 3 tane seçiyorum bunlardan. Yani ben şunu yaptım arkadaşlar. Toplam benim elimde 11 tane materyal var. Bu 11 materyalden 3 tanesini seçtiğim anda bu kadar sayıda farklı seçim yapmış oluyorum. Bir tane seçeyim mi? Bakın. Diyelim ki 1 olarak şu kırmızı alayım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de siyah bunu alayım. Bunun sol tarafında 2 iki var. İkisinin arasında 2 iki var. 1, 2, 3 burada 4 var. Sağ tarafında hiçbir şey yok. 0 var. Yani 2, 4, 8, 8 lirayı ben bu şekilde 2, 2, 4, 0 diye de dağıtmış olabilirdim diyorum. Bu arada seçtiklerinizi saymıyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani 11'in üçlüsünden 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3'ü geriye doğru açıyorum. 3 çarpı 2 demektir. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. 11 kere 5 55. 55 çarpı 3'ten de 165 cevabını buluyorum. 8. sorumuzun cevabı 165'tir diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuzda A, B, C birer çift sayı ve 19 büyüktür. A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür, 6 olarak veriliyor. Buna göre bu şartları sağlayan kaç farklı A, B, C üçlüsü vardır diyor bana. Şimdi A, B, C'nin elemanları bulalım. 19 ile 6 arasındaki çift sayılardan seçeceğim. Nedir bunlar? 18, 16, 14 12 10 8 6 yok. Bakın. Benim seçebileceğim 1 2 3 4 5 6 tane eleman var. Peki diyorum ki bunlardan herhangi 3 tanesini aldım mı? Nedir? 14 12 10. Şimdi hatırlayalım. Permütasyon yaptığımızda bakın permütasyon yaptığımızda mesela bunların yer değiştirmesi önemliydi değil mi? Çünkü yer değiştirdi. Mesela 1 3 rakamını seçtiğimizde bir 13 bir de 31 oluşuyordu. Ama biz bunu alt küme olarak seçtiğimizde 1 3 diye yazıyorduk. Yer değiştirmesi bir önem arz etmiyordu. Yani kombinasyon için yer değiştirmenin bir önemi olmaması lazım. E burada yer değiştirmemesi lazım. Çünkü seçtiğim sayıların direkt sıralı gelmesi lazım. E yer değiştirmemiz önemli değilse benim bunu kombinasyon yapmam lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman var. Bu 6 elemandan 3'ünü seçeceğim ben. Eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 yaparım. 3 çarpı 2 altına gitti. Toplamda 20 tane ABC sıralı üçlüsü oluşturabilirim diyorum. 9. sorumuzun cevabı da bu şekilde 20 olarak bulunmuş olur. 10. sorumuzda A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, B kümesi 1, 2, 5, 6, 7 kümeleri veriliyor. B kümesinden bir eleman seçildiğinde, bu elemanın A kümesinin elemanı olmama olasılığı. Biz olmamayı bırakalım. Biz olma olasılığını bulalım. Bakın. B kümesinden ben bir eleman seçeceğim. Bu seçtiğim elemanın A kümesinin elemanı olma olasılığını buluyorum. Ortak elemanlara bakıyorum. 1'ler ortak, 2'ler ortak ve 5'ler ortak. Şimdi ben B kümesinden bir eleman seçeceksem benim tüm durumum, evrensel durumum bakın. 1 2 3 4 5. Bu 1 2 3 4 5. Bu 5 elemandan birini seçtiğim durum istediği durum ise istediği durum ise olma olasılığı. Şu an ben olma olasılığını buluyorum. Ne? Ortak eleman olma olasılığı. 1, 2, 5 var. Bu 3 elemandan herhangi birini seçersem ben olma olasılığını bulurum. E benim olasılık dediğim zaten istenen durum bölüm tüm durumdu. İstenen durum 3'ün birisinden 3'tür. Tüm durumun 5'in birisinden 5'tir. Yani bunun olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Bizden olmama olasılığını istiyor. Tüm durum 1 ise olma olasılığını çıkartırsam 5 kere 1 5, 5 3'ten geriye olmama olasılığı olan 2/5 bölü 5 kalmış oluyor ve 10. sorumuzun cevabı da bu şekilde 2/5 bölü 5 olarak bulunuyor. 11. sorumuz bir torbada 5 sarı, 3 mavi ve 1 yeşil misket vardır. Bu torbadan rastgele çekilen 3 misketin üçünün de aynı renk olma olasılığı kaçtır? Bakın üçünün aynı renk olma olasılığı. Benim istediğim şey istenen durum bölü tüm durum yapacağız. Tüm durum nedir? Tüm durum mantıklı. Toplam benim 5, 3 daha 8, bir tane daha yeşil. Toplam 9 tane misketim var. Ben bu 9 misketten herhangi 3 tanesini alabilirim. Bu benim tüm durumum. İstediği durum ise 3'ünün de aynı renk olma olasılığı. Bu nasıl mümkün olabilir? Seçtiğim 3'ü sarı olabilir. Yani ben bu 5 sarıdan 3'ünü çekmiş olabilirim. Veya 3 mavi vardı. Bu 3 maviden de 3'ünü çekmiş olabilirim. Hocam başka ihtimal var mı istediği durum? Yok. Çünkü bir yeşil var. 3 tane çekemem. O zaman hocam istediği durum 5'in üçlüsü 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. O da 5 çarpı 4 bölü 2 artı 3'ün üçlüsü zaten 1'dir biliyorum. Bölü 9'un üçlüsü de 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2'dir. Yapalım. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5 kere 2 10. Bir daha 11 istediği durum. 3'e böldüm 3'e böldüm 3. E 3. 8'i 2'ye böldüm 4. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 7'den de 84. Bu da 3'ünün aynı renkte olma olasılığı 11 bölü 84'tür. 11. sorumuzun cevabını da biz bu şekilde bulmuş oluyoruz. 12. ve de bugünümüzün son sorusu bize diyor ki A ve B bağımsız olaylar. Çünkü kafanız karışıyor olabilir. Bağımsız ve Bakın bağımsız ile <laughs> ayırt etmemiz gereken şey bağımsız olay ile bir de ayrık olay var. Bağımsız olaydan birbirlerini birbirlerine, birbirlerine etkileyen kesişimleri bakın şöyle ayrık olaylarda tekrar açıklayayım, güzelce açıklayayım. Bağımsız olayda yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. PA bileşim B istiyorsa bağımsız olayda bu PA artı PB eksi PA kesişim B'dir. Ve bu PA kesişim B PA çarpı P, B'den bulunur. Yani bağımsız olayda bunların çarpımından bulunuyor. Ama ayrık olay deseydi çarpımlarından bulunmuyordu. Çünkü ayrık olay yani birinin olması diğerini etkilemiyor. Burada birinin olması diğerini etkiliyor. Heh, bu oldu. Bağımsız da etkiliyor, bağımlı da etkilemiyor. O zaman hocam bu sorunun cevabı şöyle olur. P, bileşim birleşim B istiyor benden. PA A dilim ifade 3 bölü 4'tür. Çarpı artı. P, dilim ifade 4 bölü 5'tir. Eksi PA kesişim B. yani PA 3 bölü 4 çarpı PB 4 bölü 5'tir. Sorumuzu bulalım. Paydayı 20'ye getirebilirim. Burayı 5'e genişlettim, burayı 4'e genişlettim. 5 çarpı 3, 15 artı 4 çarpı 4, 16 eksi 3 çarpı 4, 12 bölü 5 çarpı 4'ten de 20 gelir. 15, 31, 10 çıkarttım, 21, 2 daha çıkarttım, 2 daha çıkarttım. Bu da bana sorumuzun cevabını. 19 bölü 20 olarak bulduruyor. 12. sorumuzun cevabı da 19 bölü 20'dir diyoruz ve bugünümüzü temel orta seviye sorularımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuz orta ve ileri seviye olacak yani kat ve kat daha zor sorulardan oluşacaktır diyelim arkadaşlar ve kapanış sayfamıza geçelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır diyelim. Umarım sınavınızdan yüksek not alırsınız. Eğer bu dediklerim oluyorsa, olmuşsa, olacaksa. beğenmeyi, abone olmayı, Arkadaşlarınız önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.